bankalar tarafıyla başlayabiliriz. Zaten son dönemde seçimden bu yana aslında ekonomi yönetiminde belli değişiklikleri görüyoruz. Yani hem atamalar tarafında bunu gördük hem de alınan kararlar tarafında bunu görüyoruz. İşte kademeli normalleşme deniyor buna. Bazı atılan adımların geri alındığını, daha normalleşen politikalara dönüldüğünü görüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı da söyledi. Yüzden fazla karar var bu şekilde alınmış ve bunların yavaş yavaş geri alınması. Belki bazıları kalacak, bazı, bazıları yumuşatılacak, bazıları tamamen kaldırılacak. Bu kararlarla ilgili sürekli yeni adımlar göreceğiz. Bunlar da tabii ki bankaların e, ve bütün finansal kuruluşlarında kaderini belirleyen kararlar. E, burada biliyorsunuz ki seçime kadarki süreçte doları işte 20 liranın altında tutma e, çabasıyla atılan adımlar vardı. İşte buna liralaşma stratejisi dendi. Ee, şimdi bu liralaşma stratejisinden yavaş yavaş dönüldüğünü görüyoruz. İşte politika faizi uzun süre çok aşağıda kat, bırakılmıştı. Ee, oradan geri adımların atıldığını, yeniden politika faizinin yükseltildiğini görüyoruz. TL mevduatları tutma oranı ile ilgili kuralların çok azıcık da olsa gevşediğini ama bundan sonra da gevşemeye devam edeceğini ee, düşünüyoruz. Bu gibi kurallar bankaları etkiliyor. Şimdi bankaları genel olarak böyle bir toparlayacak olursak şu andaki işte ikinci çeyrekteki görünüm neydi? Bir, e, işte seçime kadar olan dönem. Yani Mayıs'ın sonuna kadar. Hatta Haziran'ın sonuna kadar çok da bir değişiklik olmadı doğal olarak. işte ekonomi yönetiminin değişimi, işte kabinenin açıklanması, Merkez Bankası Başkanı'nın atanması, tabii ilk toplantıya kadar zaten çok bir adım atılmadı e, vesaire. Haziran'da buraya dahil edebiliriz. Yani ikinci çeyrekteki durum neydi? Bir, TL mevduat tutma zorunluluğu gibi bir kural vardı. Hala var. E, kamu dedi ki, Toplam mevduatların yüzde altmışını TL tutmak zorundasınız. Eğer tutmazsanız bunun karşılığında menkul kıymet tahsisi yapılacak. Yani siz devlet tahvili alacaksınız. Bu oranın aşılması, bu oranın altında kaldığınız miktarda. Bu da ne demek aslında? Göz göre göre zarar etmek demek. Çünkü tahvil fiyatları doğru değil. Yani enflasyondan çok uzak bir tahvil fiyatı var. Bu sebeple de. Ee, bunu aldığınızda yani bu devlet tahvillerini aldığınızda zarar etmeme ihtimaliniz neredeyse yok ee, bankalarda ne yaptı doğal olarak TL mevduatları 60'ın üzerine getirmeye çalıştı ee, getirdiler de ama bunun bir maliyeti var i̇şte TL bulmak için ne yapması gerekiyor bankanın TL mevduat bulması için daha yüksek mevduat faizi vermesi gerekiyor bu kesin yani şimdi doların ucuz kaldığını bildiğiniz bir ortamda eee TL mevduatta nasıl kalırsınız? Ya kur korumalı da kalırsınız. Yani gene dövize endeksli bir şeyde kalırsınız. Ya da direkt TL mevduatta kalacaksınız da yüksek faiz istersiniz. Yani dersiniz ki işte dolar 20 lirada tutuluyor biliyorsunuz. İşte piyasadaki görüş nedir? Bunun 28 olmasıdır. İşte ya da 27-28 bandında dengelenmesidir. Seçimden önce hep böyle konuşuluyordu. Ya burası en az %35-40 gidecek. Benim bunu mevduatta almam gerekiyor ki ben bu döviz almaktan vazgeçeyim dersiniz. E, bunun kısa vadede gerçekleşmesi bekleniyor. Üzerine birazcık daha almanız lazım. Mevduat faizi bir anda 45'lere çıktı. Bankalar için yani en büyük maliyet kalemi e, ciddi şekilde yükseldi. Sonra e, ikinci tarafta da banka ne yapar? Mevduat toplar, kredi verir. Kredi tarafında da devlet dedi ki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin Bileşik hale yani e, referans faiz dedi buna. E, bu referans faizinde de 1.4 katından daha yüksek e, çarpanla kredi veremezsiniz dedi. Ticari kredi veremezsiniz dedi. Bir tavan daha koydu 1.8 katına ve işte ilk tavanı geçerseniz bir menkul kıymet tahsisatı yani yine tahvil alıyorsunuz. 1.8'i geçerseniz daha fazla çarpanla almanız gerekiyor. Böyle kurallar geldi. Böyle olunca da bankalar ne yaptı bu sefer? ticari kredi vermeyi bıraktı. Ya da çok seçici vermeye başladı. Yani vermek istemiyor. Neden? 45'e mevduat topluyorsun. 8,5 politika faizi var. Referans dediğin faizin 1.4 katı geliyor sana 15'e. 45'le topla 15'e ver. Makul değil. Vermediler. Ne yaptılar? Ee, daha karlı yerlere gittiler. Ne sattılar? Bireysel kredi sattılar. Bu söylediğim kural çünkü ticarilerde geçerliydi. Bireysel sattılar, kredi kartı sattılar. Birazcık daha oradan kazanç elde etmeye çalıştılar. E, ticari kredilerde tabii ki doğal olarak büyüme eğiliminden uzaklaştı. Şimdi bunun sonucunda da ne oldu? Kredi mevduat oranları çok düşük seviyelere geldi. Yani tarihi düşük seviyede mesela garantide yüzde yetmişte hatta düzeltilmiş altmışta yani toplamda normalde hep kaldıraçlı olur burası. Yani işte yüz kredi toplar, yüz mevduat toplarsınız belki yüz yirmi verirsiniz oralara kadar çıkarsınız normalde. Şu an dediğim gibi 60'larda 70'lerde işte. Akbank'ın 74, yapı kredinin 76'da, garantinin 70'de şu an. E, kredi mevduat oranları. Ve bu TL tarafta e, daha da düşük. Dolayısıyla e, buradan şirket, bankalar asıl yapacakları işi yapamadı. E, diğer konu yine e, komisyon gelirleri ve komisyon gelirlerinde ciddi artış oldu. Çünkü bankalar ana faaliyeti olan kredi mevduattan kazanamayınca başka yerlerden kazanma elemine girdiler. Herkesin döviz talebi vardı. Döviz alım satım makasını şişirdiler mesela. Çok basit. Hepinize denk gelmiştir. Normalde işte dolar tl alım satım arasındaki makas ne kadar olur? İşte yüzde bir olur. Hadi bir buçuk olur. İşte on alıyordu. 20'ye satıyordu. 20'ye alıyordu. 21'e satıyordu. Yani %5'ten aşağı hiç inmedi. Hatta e, bazı günlerde seçime yaklaştıkça %10'luk makaslar gördük biz bankalarda alım satım arasındaki makaslar. Bunlar tabii ki bankalara direkt yapılan her işlem kar olarak yansıdı. Ki şu an geldiğimiz noktada da hala normal işte büyük özel bankalara normal bir müşteri girdiğinde gördüğü döviz alım satım makası 1 lira neredeyse yani atıyorum dolar şu an manşet kaç görüyoruz 26.95 26.55'e alıyor e, 27.55'e satıyor 1 lira makas koyuyor hala çok yüksek makaslar buradan gelirlerde pozitif kalmaya devam edecek. Şimdi genel durum bu şekildeydi ikinci çeyrekte 3'e geçtiğimizde ne oldu şimdi bazı kararlar geliyor bir işte başta dediğim %60'lık mevduat tutma e, TL mevduat tutma oranı 57'ye indirildi yeterli mi değil ama pozitif adım mı? Pozitif adım. Kademeli olarak indirileceğinin sinyallerini aldık zaten. Tavan kredi uygulaması ticari kredilerde bir politika faizi yukarı çekildi. Yani 8.5'lardaydı malum. Şimdi 17.5'lara geldi. Dolayısıyla referans faizimiz de yukarı çıktı. E 1.4 ve 1.8'lik iki tane e, tavanımız vardı. 1.4'lük tavan kaldırıldı. 1.8'lik tavan geldi. Yani seçimden önce ticari kredideki tavan 15 iken şimdi 37.8'e geldi. Yani banka artık 37.8 ile kredi verebiliyor ticari kredi. Ee, mevduat tarafı 45'lerdeydi. Hem oranın düşülmesi yani 60'tan 57'ye çekilmesi bir miktar rahatlattı. Hem de e, seçimden sonra dövizin de bu kadar yukarı gelmesiyle birlikte... E, dövizden ziyade TL olan ilgide birazcık arttı. Yani hem bankaların o kadar TL'ye ihtiyacı kalmadı hem de dolar zaten %35 değerlendiği için seçimden bu yana TL faizler artık daha cazip hale gelmeye başladı ve bu da arz talep dengesini bankalar lehine doğru getirdi. Mevduat faizleri de 30'lara, 35'lere doğru geri çekildi. Dolayısıyla 45'e toplayıp 15'e satmayan bankalar için ...30'a toplayıp 37'ye satma gibi bir imkan doğdu. Bu söylediğim bu arada ticari krediler için. Zaten bireysel tarafta yüksek faizli krediler satıyorlardı... ...satmaya devam ediyorlar. Orası ayrı. Ama ticari tarafı durdurmuşlardı... ...artık orası yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak. Yani ikinci çeyrekte gördüğümüz... ...kredi mevduat arasındaki makas... E, ...dibi gördü. Bundan sonraki çeyrekte, 3'te ve dörtte yükselmeye devam edecek. Yani net faiz marjı dediğimiz bankanın ana marjında... İyileşmeler göreceğiz. Ee, kredi mevduat oranlarının düşük kalmasının sonucu ne oldu? Artık bankaların eli çok açık. Yani şu an çok rahatlar. Ee, bugün elde ettiği karların çok daha fazlasını elde etme potansiyelleri var. Yeter ki elleri rahatlasın. Ve yavaş yavaş da o adımlar geliyor. Şimdi bankacılığı genel olarak özetlemiş olduk. Ee, birazcık detaylı anlattım. Ee, ama bankacılık sektörünün de dinamikleri anlaşılsın istedim. Şimdi bu ortamda 3 tane bankamız var elimizde. Birincisi Garanti, ikincisi Akbank, üçüncüsü Yapı Kredi. Üçünün de üzerinden geçelim. Bir kere çeyreklik rakamlar üzerinden gidelim. Çeyreklik rakamlara baktığımızda net karda 18.2 milyarlık bir rakam var ki piyasa beklentisi 16'lar civarındaydı. Burada hem 2 milyar TL'lik serbest karşılığın ayrılmasının e, bir pozitif etkisini gördük hem de net ücret komisyon tarafında beklentilerin üzerinde rakamlar geldi ve bundan sonraki çeyrekler içinde daha iyi tablolar görme ihtimalimiz var. Az önce bahsettiğim sebeplerden. Bunlar yaşanırken bir de e, tabii ki de bankaları koruyucu enstrümanlar da var. Bunlardan en önemlisi tüfe endeksli tahviller. Bunlara linker deniyor. Yani tüfeye bağlı olduğu için, link edildiği için e, linker deniyor. Bu tahvillerde de e, faizler e, pardon e, tahvilin getirisi enflasyona bağlı. Yani enflasyon yükseldikçe siz de oradan daha yüksek gelir elde edebiliyorsunuz. Bankalarda bunu e, kendileri değerlemeye alıyorlar. Yani enflasyonu geriden getirerek değerlemeye alıyorlar. E, Akbank'ın beklentilerin çok üstünde gelmesinin, garantiden daha iyi bir tablo getirmesinin ana sebeplerinden biri de bu. Onu da anlatayım. E, siz bir varsayımda bulunuyorsunuz bunları değerlerken. Ve bunları değerlediğiniz noktaya göre bir geliştiriyorsunuz. Karlılık yazıyorsunuz yani daha sonrasında gerçekleştikçe de onlar mahsuplaşıyor. Garanti burada e, enflasyon için 35'i kullanırken Akbank 40'ı kullandı. Dolayısıyla aslında Akbank garantiden daha yüksek bir tablo açıklamış gibi gözükse de e, günün sonunda e, garantinin orada saklamış olduğu bir potansiyeli kaldı. O yüzden ilk garantiyi anlatıyorum çünkü benim için burada favori Garanti Bankası. E, çeyreklik olarak da 18.2 milyarlık bir kar geldi. E, takipteki kredilerde ciddi düşüş var. Birkaç yıl önce burası 6'lar e, civarındaydı bütün bankalarda Türkiye'de. Şimdi tabii ki bu az önce söylediğim ticari kredi vermeyi bırakma ve kredi verme konusunda çok seçici olmanın etkileriyle birlikte takipte krediler e, çok ciddi anlamda düştü. Bankacılık sektörüne katkısı oldu bu gelen regülasyonların. Çünkü banka sadece istediğine kredi verir hale geldiği için herkes kapıda ama o seçiyor. Dolayısıyla ödemeyen de anlaşılabileceği için ya da ödememe riski olan onları pas geçiyor. Bu da takipteki kredileri düşürdü. Bu da zaten karşılıkların serbest kalmasına önümüzdeki süreçte yardımcı olacak. Dediğim gibi garanti bu çeyrek 2 milyar karşılığı serbest bıraktı mesela. Sermaye yeterlilik oranlarına hiç girmiyorum. Zaten sektörde çok yüksek. Bizde BDD Kavr'da çok sıkı. Net faiz marjı da 6.3'lere kadar e, geldi ki dediğim gibi yılın en düşük e, marjı olacak muhtemelen. Yani son dönemlerin en düşük marjlarından bir tanesi olacak ki burada da hem Akbank'tan hem de Yapı Kredi'den çok daha iyi bir marja sahip olduğunu garantinin e, söyleyebilirim. E, sonuç olarak üçüncü çeyrek itibariyle burada bankalarda bir daha yüksek kredi mevduat makası dolayısıyla daha yüksek net faiz marjı göreceğiz. İki, yükselen enf enflasyonla birlikte daha yüksek tüfe endüstri tahvil gelirleri göreceğiz. E, üç, e, regülasyonların kademeli olarak geri alınması ve Merkez Bankası'nın politika faiz artışlarına devam etmesiyle birlikte daha serbest bir faiz fiyatlaması, daha rekabetçi bir faiz fiyatlaması görmeye başlayacağız. Ve bunun sonucunda da banka bilançolarında bir rahatlama göreceğiz diye düşünüyorum e, bundan sonraki süreçte. E, neden garanti? İlk sebebini anlattım. Bir, daha yüksek net faiz marjı. Yani aslında ana şu an çeyreklik olarak Akbank'tan daha düşük kar elde etmiş gibi gözükse de aslında ana işte yani net faiz marjında çok daha iyi noktada. İki, bir bankada e, şimdi vadeli mevduatları anlattım ben. Bir de vadesiz mevduatlar var. Yani sizin bankada herhangi bir faize bağlamadığınız mevduatlarınız da var. Bankanın en sevdiği şey bu. Garanti Bankası burada yıllardır Türkiye'liydi. Toplam mevduatların %40'ı vadesizde duruyor. Yani işte yüzde %45 mevduat topluyor dedim ya aslında. Bunun yüzde %60'ını belki oranla topluyor. %40 ile 45 ile topluyor. Kalan %40'ına sıfır ödüyor. Yani e, aslında ortalama mevduat maliyeti çok daha düşük kalıyor. Ve garantiyi diğer bankalardan hep önde taşı öne taşıyan da bu. Bunun da sebebi işte garantinin en büyük ikinci özel bank olması işten sonra aktif büyüklük olarak en değerli olmasını bir kenara koyuyorum. Ee, ve işte birçok şirketin işte maaş olarak e, Garanti Bankası'nı kullanıyor olması. Yani maaş hesabı olarak Garanti'yi kullanıyor olması. Bunlar doğal olarak vadisi mevduat tabanını genişletiyor. Yani maaşınız yatıyor. Şimdi maaşınız yatıyor. Zaten ihtiyacınız olacak o paraya bir içinde gidip de faize falan yatırmıyorsunuz. Boşta bekletiyorsunuz. E banka da sizi çok seviyor boşta para beklettiğiniz için. Dediğim gibi de bu oran en yüksek seviyede diğer bankalara göre yine öne çıkartıyor. Neden diğerlerinden daha öne çıkıyor? Ee, net faiz marjını söyledim, vadesi mevduat tabanı söyledim. Üçüncüsü, bence en önemlisi, şu anki kredi mevduat oranları. Bugün Garanti Bankası'nın kredi mevduat oranı e, Akbank'ın ve kredinin altında. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kredi vermeye başladıklarında en fazla, Kredi büyüme potansiyeline sahip olan da doğal olarak Garanti Bankası. Yani işler normalleşmeye başladığında ki başlıyor, e, Garanti Bankası'nın atacak daha fazla kurşunu olacak. O yüzden de Garanti Bankası'nın diğerlerinden bir adım daha önde tuttuğumu e, söyleyebilirim. Üç bankayı da böylelikle üzerinden geçmiş olduk. Sıralamam da bu arada bir Garanti, iki Akbank, üç Yapı Kredi sebepleri de sıraladım zaten bankacılık tarafında böylelikle kapatmış olalım <laughs>